Hocam bugün Oral Çalışlar bir televizyon kanalında CHP şöyle bir eleştiri getirdi. Yasa dışı olarak çekildiği ve servis edildiği anlaşılan bu ses kayıtlarına, tapelere bu şekilde itibar etmemesi gerekiyor CHP'nin. Çünkü sonrasında bir başbakan devrilse bile yine devamında bunun böyle devam edeceği anlaşılıyor. Bunları yok kabul etmesi gerekir dedi. Ya kardeşim şimdi yok kabul etmesi diye bir konu olmaz. Yani her şey şeffaf olması lazım. Hatta keşke böyle bir sistem legal olarak olsa. Kanunların olsa herkesin yani değil mi? Alenen dinlenseler yani. Alenen izlenseler ve alenen herkesin mal varlığı falan da belli olsa. Yani gizli saklı bir şey kalmasa. Yani bence bunda bir şey yok. Gayrimeşru olması ayrı mesele. Ama ben her yerde Allah ortaya çıkartıyor. Allah bir şeyleri ortaya koyuyor. Yani gizliliğin olmaması, şeffaflığın olması çok güzel bir şey ya. Biz mesela adamı bilmiyoruz. Bilelim. Varsa hatası düzeltsin kardeşim. Yani niye gizli kalsın? Niye hasta kalsın adam? Yani biz bilip İntikam alalım, kinlenelim demiyoruz ki. Bilelim, öğrenelim, halini düzelsin. Mesela bakıyoruz, dine bakışı zayıf birisinin. Biz nefret etmeyiz. Yani hata yapıyor mesela dini konuda. Pervasız, yakışıksız, uygun olmayan bir üslup kullanıyor. Biz dinsizliğin kenara atmayız bu insanı. Eğitiriz ya, yani yazık günah böyle olmaz, bunu düzelt. Uslubunu uzat, Allah'tan korkunu artır, güçlendir deriz. Yani mesela şuna buna tenezzül etme, sen Allah'ın rızasına önem ver. Allah ne der önem ver. Baki olan, geçici olan, sıradan insanları Allah'a tercih etme. Allah her şeyin üstündedir. Allah her zaman kalır ama baki insanlar gider. Zavallıdır insanlar. İnsanın hatırı için hakkın hatırını incitme deriz. Bilelim ki hastalığını tedavi edelim. Yani tabii kötü bir şey gibi görünüyor ama hayır yönü de açık görülüyor bunun. Yani adam mesela gizlice bir şey yaptıysa onu düzeltmesini sağlıyor. Bu başka türlü, devam eder öbür türlü. Yani gizli olan bir şey olmasın. Her şey şeffaflaşsın, anlaşılsın. Ha bundan hükümet götürme işi bu olmaz. Yani bu darbe, marbe falan diyorlar ya böyle şey. Yani bununla hükümet gitmesi, ya gidecek konumda olsa bile götürtmeyiz. Yani hakikaten gitmesi gerekecek bir durum ortaya çıksa dahi götürtmeyiz. Yani çünkü çok gıcık bir durum olmuş oluyor bu. O zaman yani muhalefete falan gerek yok. Bütün mesele bu sanatı icra etmekte oluyor yani. Bu sanatı iyi icra edersen hükümeti götürüyorsun. Seçime falan gerek yok aslında. Seçim ikinci derecene kalmış oluyor. Seçim hikaye. Asıl bu yönden götürürsün. Ya böyle bir moda olmaz. Böyle bir mantığı kabul etmeyiz. Velev ki bak hükümeti götürecek bilgi dahi olmuş olsa dahi gene olmaz. Ya öyle bir şey olsa bile tam aksine zıttına devam etmesi gerekir yani. O böyle bir adeti başlatamayız, kabul edemeyiz. Ama gizli saklı da bir şey olmasın kardeşim, bilinsin. Yani şeffaflığa şeffaflık katalım. Daha da şeffaf olsun her şey. Gizli saklı bir şey olmaz. Ama benim gördüğüm Tayyip Hocam'ın bizzat şahsının anormal bir yönü yok. Ama çevresindeki bazı insanlarda hakikaten bir acayiplik var gibi görünüyor. Kardeşim buna mecbur değil ki, bunlar çok nezaketle desinler ki arkadaş bize Sayın Başbakanım müsaade etsin. Biz AK Parti'den de ayrılalım. Yani sempati duyalım yani dışarıdan şey yapalım da yani bir o tarzda bir titremiz, bir etiketimiz kalmasın. Biz hepsinden ayrılıyoruz desinler. Yani AK Parti ile atları anılmasın. Yazık günah ya başbakan, baksana kaç aydan beri kaç her Allah'ın günü çırpınıyor adeta. Yani bir insanın takatinin üstünde bu ya.
bu kadar bunaltmak yani bu. Ya her şey üstüne böyle bir, ben böyle sistem görmedim.